أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيز ومحترم مؤمنين يرطان يشطان sayısız nimetlerle bizleri nimetlendiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bizlere dinimizi öğreten, kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bize tebliğ eden, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, al ve ashabına da salat ve selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, bugün sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'den inşallah dilimizin döndüğü kadar bahsetmeye çalışacağız. Şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim'den bahsetmek sadece onun bir yönünü belki biraz ifade etme anlamında bunu kullanıyorum. Zira Kur'an-ı Kerim çok geniş, bütün ilimlerin kaynağı konumunda olan bir kitap. Böyle bir kitabı böyle bizim gibi aciz insanların böyle kısıtlı zamanlarda onu hakkıyla anlatması şüphesiz ki mümkün değil. Ancak bize tanınan süre içerisinde dilimizin döndüğü kadar Kur'an-ı Kerim'le ilgili bazı hususları inşallah sizlerle paylaşmış olacağım. Yaratan Yüce Rabbimiz, yaratmış olduğu bütün kullarını dünyada başıboş bırakmamıştır. Yani hiçbir kulunu başıboş bırakmamıştır. Onların dünyada huzurlu, ahirette de kendilerinin memnun olacağı emir ve yasaklar göndermiştir. İnsanların mutlu olacağı hükümler ya ilahi bir kitapta yahut da bir sahife aracılığıyla insanlara bildirilmiştir. İlk peygamber Hazreti Adem'le başlayan ve en son gönderilen peygamber peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile son bulan peygamberlerin her biri Yüce Allah'tan almış oldukları bu kitap veya sahifelerde bulunan emir ve yasakları ümmetlerine aktarmışlardır. Ve onlara indirilenleri daha iyi anlamaları için kendileri de bizzat ümmetlerine örnek olmuşlardır. Yüce Allah'ın insanlara göndermiş olduğu en son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamlarına gelen Kur'an-ı Kerim, terim olarak şöyle tarif edilir. El-Münezzelu ala Muhammedin, Hazreti Peygamber'e indirilen, El-Mektubu fil mesahifi, mushaflarda yazılı bulunan, El-Menkulu tevaturan, Peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledilen, okunmasıyla ibadet edilen ve benzerini getirmekten aciz kaldığı ilahi kitabın adıdır Kur'an-ı Kerim. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in muhatabı bütün insanlardır. Gayesi de insanlığın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. Bu gayeye ulaşabilmemiz için Kur'an-ı Kerim'i okumamız, anlamamız, emir ve yasaklarına uymamız, onun ahlakıyla ahlaklanmamız gerekir. Şu halde Kur'an'ı okumaktan maksat onu anlamak, onu anlamaktan maksat ona uymak, ahkamıyla amel etmek, gösterdiği yoldan yürümek, hasılı Kur'an-ı Kerim'i yaşamaktır.
bitmek, tükenmez, tükenmek bilmeyen hikmet ve saadet kaynağı olan Kur'an-ı Kerim nuruyla alemleri aydınlatmıştır. İnsanlık karanlıklar içerisinde yüzerken, yolunu kaybetmişken Allah-u Teala rahmetinin tecellisi olarak insanlığa hidayetini gösterecek, karanlıklardan aydınlığa çıkaracak Kitab-ı Kerim'i, Kur'an'ı, kelamını bizlere göndermiştir. Bu itibarla hayatın manasını anlamamız, iyi bir mümin olmamız, hayatın çilelerini ve sıkıntılarını göğüsleyebilmemiz için Kur'an'a yönelmemiz ve ondan öğüt almamız gerekir. İnsanlık ne zaman Kur'an-ı Kerim'e yönelmiş, onu rehber edinmiş ise kişi ve toplum olarak huzura kavuşmuş, ileri medeniyetlere sahip olmuştur. Kur'an-ı Kerim kendisine uyulduğu zaman uyanı, ona tabi olanı hidayete götüren ve kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan ilahi bir kitaptır. Yüce Rabbimiz Bakara suresinin ilk ayetlerinde bu hususu şöyle açıklar. Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fih huden lil muttaqin. Bu kitap kendisinde hiçbir şüphe olmayan hidayetin kaynağı ve müttakiler için bir hidayet olarak gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için gönderilmiş kitaptır. Huvellezî yunezzilu alâ abdihi âyâtin beyinât. O Allah kuluna açık ayetlerini indirendir. لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. Sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için. Sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için, nura çıkartmak için kuluna gönderdiği apaçık ayetlerdir bu kitap. Bunları gönderen de yüce Rabbimizdir. Ve inna Allaha bikum leraufur rahim. Allahu Teala size karşı çok esirgeyici ve çok merhametlidir. Kıymetli müminler, bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim 23 yıllık peygamberlik süresince muhtelif vesilelerle peygamberimize Allah Teala tarafından Cebrail vasıtasıyla indirilen ilahi kelamın adıdır. Hazreti Peygamber zamanında vahiy katiplerince yazılan, hafız sahabiler tarafından ezberlenen ilahi kelam, Hazreti Ebu Bekir zamanında mushaf haline getirilerek koruma altına alınmış, Hazreti Osman zamanında çoğaltılarak diğer İslam beldelerine, farklı memleketlere gönderilmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın koruması altındadır. İlahi koruma altına alındığını da bizzat Kur'an-ı Kerim kendisi ifade etmektedir. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Doğrusu kitabı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz buyurmaktadır. Dersimin bu bölümünde Kur'an-ı Kerim'in kendisine ait bazı özelliklerini dile getirmek isterim. Birincisi, Kur'an-ı Kerim muciz bir kitaptır. Lafzıyla, ruhuyla insanların bir benzerini getiremeyecekleri bir mucize. Az lafzıyla çok mana anlatan, çok şey ifade eden bir kitaptır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in bu muciz yönünü ifade eden şu ayeti kerime gerçekten çok çarpıcıdır. قُلْ لَاِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. De ki, insanlar ve cinler bir araya gelseler, عَلَىٰ اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere,
ne olur? لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا Birbirlerine destek olarak böyle bir çalışmaya girseler de Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini asla getiremezler. Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini getirmenin bir tık ötesinde bir başka ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'deki surelerden 10 tane sureyi benzerini getirin diye meydan okur Kur'an-ı Kerim. Hatta bunu yapmak için gücünüzün yettiği kimselerden de yardımda da talepte de bulunabilirsiniz. Bunu da yapamazsınız. Son olarak der ki Kur'an-ı Kerim وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ Kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz bu kitapla ilgili bir şüpheniz varsa, eğer bir şüphe içerisindeyseniz, o halde فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ Bu Kur'an'daki, bu kitaptaki bir surenin benzerini, dengini getirin bakalım. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Allah'tan başka diğer şahitlerinizi de çağırın. Eğer bu davanızda doğruysanız çağırın onları da. Yine de فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا Bunu yapamayacaksanız ki asla bunu gerçekleştiremeyeceksiniz diyerek de Kur'an-ı Kerim açıkça değil tamamının bir suresinin dahi denginin getirilemeyeceğini buna denk bir şeyin ortaya konamayacağını vurgulamaktadır ve bunun meydanını okumaktadır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim muciz bir kitaptır. İkinci olarak Kur'an-ı Kerim şifadır. Kur'an manevi hastalıklara, ruhi dertlere bir şifadır. Hatta onun lafız ve manasının bereketiyle maddi hastalıklara uğramış insanlar ruhi dirilik kazanarak şifa bulmaktadır. Kur'an, nitekim Kur'an-ı Kerim'de iki ayeti kerime ile bu konuyu şöyle ifade eder. Ya eyyühennâs, ey insanlar! قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ Size Rabbinizden bir öğüt geldi. وَشِفَاءٌ Bir şifa geldi. لِمَا فِي الصُّدُورِ Gönüllerde olana bir şifa. وَهُدَنْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ İnananlar için bir rahmet ve bir hidayet size geldi. وَنُنَزُّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Kur'an'dan inananlara rahmet ve şifa olan şeyler indiriyoruz. İşte bu ifadelerle Kur'an-ı Kerim'in bir şifa olduğu özelliği de bizlere bildirilmekte. Yine bir başka özelliği, Kur'an-ı Kerim hidayettir dedik dersimizin başında. Kur'an, Allah tarafından geldiğinde şüphe olmayan, müminlere ve takva ehline bir hidayet rehberi olduğu yine Kur'an-ı Kerim'in kendi ifadesiyle ortaya konmaktadır. Yine dersimin bir bölümünde Bakara suresinin ilk ayetlerinden bahsetmiştim. İşte burada da yine aynı ayet-i kerimeyi dile getirebilirim. Elif, la, mim, zâlikel kitâbu lâ raybe fîh. Bu kitap kendisinde hiçbir şüphe olmayan, hüdellil müttakîn, müttakiler içinde bir hidayet olan kitaptır. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ O müttakiler ki gaybe inanırlar ve يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ Namazlarını dosdoğru kılarlar وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de Allah yolunda infak ederler, harcarlar, tüketirler. Yine bir başka ayette يَا يُهَنَّاسِ Ey insanlar! قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size bir öğüt geldi. وَشِفَاءٌ Bir şifa geldi. لِمَا فِي الصُّدُورِ Gönüllerde olana. وَهُدَنْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Müminler için bir hidayet ve bir rahmet size gelmiştir. İsra suresinde اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْد۪ي لِلَّت۪ي هِيَ اَقْوَامٌ Bu Kur'an-ı Kerim en doğru olana götürür, ulaştırır, hidayet eder. Ve yubeşşirul müminine ellezine ya'melune salihat. Salih amel işleyen müminlere de müjdeler. Neyi müjdeler? Enne lehum ecran kebira. Onlar için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.
Diğer Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği de Kur'an nurdur ve insanlığı nura çıkarır. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُب۪ينٌ Doğrusu size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. İbrahim suresinin ilk ayeti kerimesi Elif, Lam, Ra, kitabın bu öyle muazzam, öyle muhteşem bir kitaptır ki enzelnâhu ileyk, onu sana indirdik. لِتُخْرِجَنَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartasın diye. اِلَى صِرَاطِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Aziz ve hamid olan, mutlak güç, kudret sahibi ve övgüye layık olan Allah tarafından indirilen bir ilahi kitaptır. Hüvellezî yünezzilü alâ abdihi âyâtin beyyinât. O Allah kuluna apaçık ayetleri liyuhricekum minezzulümâti ilen nur. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için gönderdiği kitaptır. Gönderendir Allah. Bu ayeti kerimelerde Kur'an-ı Kerim'in bir nur olma özelliğini bizlere bildirmektedir. Değerli müminler, Kur'an İslam hayatının temel kaynağı olarak inanan insanlara bir takım sorumluluklar da elbette yüklemektedir. Bu sorumlulukları başlıklar halinde söyleyip inşallah dersimi tamamlamaya çalışacağım. Bu sorumluluklardan birincisi, Kur'an-ı Kerim'in Hak Teala tarafından gelmiş ilahi bir kelam olduğuna inanmaktır. Müslümanların Kur'an'a karşı en temel görevi budur. Diğerleri hep bunun üzerine müessestir. Bu inanç olmadan Kur'an'a bakışımızın Kur'an'ın istediği ölçüde olması mümkün değildir. Ya eyyühennâs kad câekum burhânun min rabbikum ve enzelnâ ileyküm nûran mübînâ. Ey insanlar, size Rabbinizden apaçık bir delil geldi. Ve enzelnâ ileyküm nûran mübînâ. Ve size apaçık bir nur indirdik. Ayeti kerimesiyle Kur'an-ı Kerim'in Allah Teala tarafından gönderilmiş bir kitap olduğuna şeksiz şüphesiz inanmaktır. Bu iman olmadan Kur'an-ı Kerim'in bize yüklediği sorumlulukların en başındakini çiğnemiş oluruz ki gerisinin de çok fazla bir anlamı olmaz. İkinci olarak Kur'an'ın lafzını tanımak ve okumak. Öyle ya, eğer Allah-u Teala'nın gönderdiği bir kitap varsa beklenen, ona inananlardan beklenen onu tanımak, onunla ülfet kurmak, onu okuyabilmektir. Lafzını okumaktır. Lafzını okuduktan sonra, güzelce okuduktan sonra da üçüncü görev olarak da onu anlamaya çalışmak, mesajlarını anlamaktır. Onu hayatımıza tatbik etmektir. Bu görevleri yerine getirmeden de tabii konuyla ilgili detaylandıracak olursak epeyce belki ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler zikredebiliriz. Ancak zamanımızın da kısıtlı olması hasebiyle bunlara girmeden ikinci görevimizin Kur'an-ı Kerim'i tanımak ve okumak olduğunu, üçüncü görevini de Kur'an-ı Kerim'in bize emrettiği hususları yerine getirmek, yasakladıklarından da kaçınmak, bize öneride bulunduğu, tavsiyede bulunduğu hususlara yapışmak Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla ahlaklanmaktır. Dördüncü olarak da Kur'an-ı Kerim'e karşı saygıda, ihtiramda, hürmette kusur etmemektir. Son olarak da Kur'an-ı Kerim'e karşı görevimiz, ona inandıktan sonra, onu okuyup tanıdıktan sonra, onun manasını anladıktan sonra, hayatımıza tatbik ettikten sonra da onu bütün insanlığa ulaştırmak için gayret göstermektir. Rabbim bu görevleri hakkıyla yapabilmeyi, Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmeyi, anlayabilmeyi, yaşayabilmeyi, ahlakıyla ahlaklanmayı cümlemize nasibi müyesser eylesin. Rabbim cümlenizden razı olsun. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. El-Fatiha.